Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfirullah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Artık sona az kaldı. Bir hüsnü hatimeye bir ders veya iki dersimiz var. Geçen hafta ne okumuştuk? Geçen hafta şöyle bir yer okumuştuk. Hayatın gayesi olan 9 emir okumuştuk. O 9 emirden 6.sına kadar gelmiştik ama 6'dan sonrasını tefekkür edememiştik. Bugün inşallah o kısmı tefekkür etmeye çalışacağız. Ama 9 emri bir daha bir böyle tamamen okumaya da gayret edeceğiz bugün. Ondan evvel yine en başa dönelim. Bu güzel sözün hangi ayetlerle, hangi güzel ayetlerle başladığını bir hatırlayalım. Ve ilk paragrafını mutlaka okuyalım. Çünkü sözün ne yapmak istediğini bize onlar anlatıyor. Ondan sonra da kaldığımız yere dönelim. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de inayetini ondan diliyoruz. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhaha ve'l-kameri izâ telâha ve'n-nehâri izâ cellâha ve'l-leyli izâ yaghşâha ve's-semâi ve mâ banâha ve'l-ardı ve mâ tahâha ve'n-nefsi ve mâ sevvâha ilâ âhir. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri bunlar. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri. Kısa bir meali şu şekilde. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamlı yaratana. Bu ayeti kelimelerle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile fark ediyoruz ki Cenab-ı Hak bize kainatın içindeki konumumuzu, kainattaki kat kat intizamı ve bizim intizamımızda ona karşılık gelen noktaları, yani varlıkla insan uyumunu, varlıkla insan ahengini, insanın varlığı tamamlayan yanını görmemizi istiyor. Cenab-ı Hak böylesi ayetlerle, böylesi kasemlerle, vurgularla dikkatimizi o noktaya çekiyor. Bunu görmemek imkansız. Ki Bediüzzaman Hazretleri de bu söz boyunca bunu yaptı. İlk paragrafı da okuyalım. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin tılsımını, yani alem hangi hikmet üzerine yaratıldı, bunu anlamak için gereken o kapı açacak anahtar, o görmeyi sağlayacak perspektif, fikri açacak ne diyelim, nazar, onu, hikmet alemin tılsımını ve hilkati insanın muammasını, bir de insan bu alemde niye yaratıldı? Cismi küçük, cirmi büyük, cismi küçük, günahı büyük diyelim. İnsan var bu alemde. O kadar küçük olmasına rağmen her şeyle ilgisi var, her şeye dair bilgisi var, sezgisi var, düşünüşü var, duygulanışı var. Böyle bir insan niye yaratıldı? Hilkati insanın muamması, düğümü. Onu çözmek, bilinmezliği çözmek ondaki ve hakikati salatın rumuzu. Bir de namaz diye bir şey niye var? Dinimiz bize namazı niye emrediyor? Namazı neden önemsiyor? Namaz kainatla insan arasında nasıl bir bağ kuruyor? Nasıl bir fonksiyon görüyor? Bunları bir parça fehmetmek, anlamak istersen nefsimle beraber şu temsil hikayeciye bak demişti. Biz elbette temsil hikayeciyi okuduk, konuştuk elhamdülillah. O bahisler geride kaldı. Kim bilir kaçıncı dersimiz oldu bu. Şimdi yine o dediğim gibi hayatın gayelerinin icmali olan 9 emri bir okuyalım. Sonra 6.sından itibaren tefekkür etmeye gayret edelim. Ey gafil nefsim! Senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatini, hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen bak, senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Birincisi şudur ki,
senin vücudunda konulan duygular terazileriyle, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdes'i o esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşhirgâh-ı dünyada mahlukat nazarında Esma-i İlahiye'nin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve ishar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinle Halık'ının dergah-ı rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi, sen dahi Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassatıyla bilerek süslenip, o şahid-i ezelinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibül hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkürle görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyasi ittihaz ile Halık-ı Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçülerle bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iradenle bu haneyi muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nispette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dille Halık'ının vahdaniyetine ve Sani'nin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, acz ve zaafın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gına-i rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva-ı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır, onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gına-i ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir diyor ve sonra da hayatın mahiyetine geçiyor, ondan bahsediyor. Biz oraya geçmeyelim. Gücümüz yeterse buraya okuyup bitirelim. Sonra inşallah bir dahaki derse o mahiyeti konuşuruz diye umut ediyorum. Evet, şimdi bakalım bir vaktimize. O çok güzel, elhamdülillah. Girişi uzun tutmamışız. Altıncısından başlıyoruz arkadaşlar ince okumaya. Ama başlangıçta şunu söylersek, 9 emir, burada gerçi emirin manası iş olarak verilmiş ama dedim ya bir önceki derste de, şimdi cansız bir yerde canlı oluyor. Canlı dediğimiz şeyin de yapı taşı aslında biyolojik olarak baktığınız zaman cansız şeyler. İşte azot, karbon, hidrojen gibi atomlar veya işte demir, çinko falan vesaire, bunlardan her birisinde bir miktar insan vücudunda var veya fosfor. Hepsinin bir fonksiyonu var. Bunlar Cenab-ı Hak kainata serpiştirmişken cansız ama insan içindeyken canlı oluyor. Nasıl açıklarız bunu? Ne aşamada, ne ile bunlar canlıya dönüşüyor? Allah-u Alem, varacağımız yer şurası. Cenab-ı Hakk'ın bir emri var. O emre dahil olduklarında bunlar hayatın özelliklerini kazanıyorlar. Bediüzzaman Hazretleri o emirlerden 9'unu burada söylüyor. Yani bu emirlerin dairesine girildiğinde cansız canlıya dönüşüyor. Bak, bu emirlerin dairesine girildiğinde cansız canlıya dönüşüyor. Bu emirlerle cansız canlı oluyor. Yani
bir fark yok. Orada da atom, burada da atom. Cenab-ı Hak buna emretmiş, sen canlı ol. Bu canlı olmuş. Bunun başka türlü nasıl açıklaması var? Ne açıklaması var? Oradaki moleküller böyle bir sistem içindeymiş gibi davranmıyor. Ya da daha büyük bir sistem içinde, kainat içindeki sisteme dahiller onlar. Ama burada hücre içindeki atomlar ayrıca bir bütünlük sahibi olduklarını, hücre diye ayrıca bir bütünlük olduğunu ve bunun hizmeti için ayrı bir fonksiyonları olduğunu, dışarıdaki kadar rahat davranmamaları gerektiğini sanki biliyorlar. Yani biyolojinin dengesini ancak böyle açıklarsınız. Biyoloji kainat düzeninden ayrı bir düzen, bir farklı özel bölge gibi, özel demeyelim ama bağımsızlığı da bir derece olan, bir derece kendisini ayrı olarak bilen ve dışarısını da tanıyan bir hususiyet kesbediyor. Biz ona canlı diyoruz. Bu nasıl oluyor? Bu ancak Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeten Allah'ın ol demesiyle her şeyi olduralın, kün feyekün sahibinin ona öyle olacaksın, buna böyle olacaksın demesiyle açıklanır. Başka bir açıklaması yok. Hani sicim teorisi hakkında denir ya, aslında bütün maddeler aynı telin notaları gibi. Yani aslında hepsini oluşturan aynı şey var, enerji sicimleri. Ama mesela fa'ya basarsanız demir oluyor. Do'ya basarsanız işte başka bir şey oluyor. Aslında atom altı düzeyde bu açıklanıyor da. Şimdi ben demir falan deyince biraz daha şey oldu. Makro düzeyde söylemiş oldum. Mikro düzeyde bu söyleniyor. İşte atomun o bir noktada elektron diye görünen şey başka bir yerde aynı şey. Ama farklı titreştiği için farklı gözüküyor diyorlar sicim teorisyenleri. Yani sonuçta sanki en dibe gittiğimizde de bunu bulacağız yani. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle tayinlerinden başka onu bundan, şunu ondan ayıran yok gibi çıkacak karşımıza. Fiziğin de gidişatı onu gösteriyor. Ama biyolojide de biz bunu bir düzeyde görüyoruz. O niye öyle, bu niye böyle? Bu atom buraya girdi, niye ayrı bir şey gibi davranmaya başladı? Bir sistemin içinde dahil olduğunu nasıl fark etti? Gibi gibi sorular gündemimizde. Şimdi geldik o altı emirin. 9 emirin altıncısına. Altıncısı. Zevil hayat olanların, yani hayat sahiplerinin, tezahürat-ı hayatiye denilen, yani hayatın görünüşü, görünmesi, kendisini göstermesi, emarelerle olsun, bizzat kendisi olarak olsun, halıklarına tahiyyatları, bakınız, tezahürat-ı hayatiye, Cenab-ı Hakk'a tahiyyatmış. Onları yaratan Allah'a tahiyyat sunmakmış. Tahiyyat ne? Hediye diyebiliyorum ben ama burada ne diye verilmiş bakalım. Selamlar ve tebrikler diye verilmiş burada. Yani biz hayat sahipleri hayatımızın tezahürlerini gösterirken aslında Halık'ımıza selam ve tebrik yolluyoruz. Olabilir mi böyle bir şey? Yani niye olmasın? Her eser ustasına İyi çalışmasıyla, randımanlı çalışmasıyla, sağlamlığıyla bir selam çakmış, bir tebrik yollamış olmuyor mu? Diyelim iyi bir araba markası, işte Almanlar yapmış diyoruz. Almanlar ne araba yapıyor be diyoruz. Veya Japonların iyi olduğu bir iş, Japonlar ne üretiyor diyoruz. Veya başka bir alan ve başka bir ülke iyi veya başka bir kavim iyi veya başka bir şirket iyi. Onlara baktığımız zaman, o eserlere baktığımız zaman helal olsun diyoruz. Ne yapıyor adamlar? Biz matbaada çalışırken, daha doğrusu ben sevkiyattaydım ama matbaayla komşuyduk. Orada Haydar Bey diyorlardı herkes ona. Haydar Bey, Heidenberg diye bir makine vardı. Alman makinesi. Hani onun çalışması çok güzel diye onun sesini dinlemeye toplanıyorlardı. Veya işte çalıştırdıklarında ustalar. Hoşlarına gidiyordu çünkü yani. Bir de maşallah çekiyorlardı adamlar ne yapmış falan diye. Dört renk makine tıkır tıkır çalışıyor. Bilmem ne kadar basıyor dakikada falan. Onlar öyle olduğu gibi bir araba, bir eşya, bir ustalık ustasını övdürdüğü gibi, ona selam ve tebrik lisan-ı haliyle gönderdiği gibi, biz de Cenab-ı Hakk'ın eseri olarak ustamıza, yaratıcımıza, Halık'ımıza elbette selam ve tebrik yolluyoruz. Bize bakanlar da böyle bir manayı çıkarıyorlar. Bize kim bakıyor? Melekler bakıyor mesela. Veya biz birbirimize bakıyoruz mesela. İnsan atomları anlama yoldur demiştik değil mi? İnsan atomdan yaratılmıştır. Ama atomlardan yaratılan kainatı da yine o anlar. Kainat kendisini insan üzerinden anlar. Böyle bir yanımız var. Zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiyeleri,
hayatlarının her görünüşü, her eseri, her fiilleri halıklarına tahiyyat oluyor. Selam ve tebrik, Allah'ım bizi ne güzel yarattın demek oluyor. Ve rumuzat-ı hayatiye denilen hayatın işaretleri mi bu rumuzat-ı hayatiye? Hayatın belirtileri, işaretleri, evet. Saniyelerinde tesbihatları. Burada tezahürat-ı hayatiye ile rumuzat-ı hayatiye'yi niye ayırdı? Allah-u Alem, birisi doğrudan görünüşü hayatın, diğerisi emareler. Nasıl bir zamanlar bakıyoruz işte kazılarda falan bir işte binalar çıkıyor, bilmem neler çıkıyor, diyoruz ki burada insanlar yaşamış vaktiyle falan. Veya işte çok çıkarsa diyoruz ki burada bir uygarlık varmış. Başka şeylerden, başka emarelerden başka okumalar geliştiriyoruz. Hatta birkaç yıl önce ta Elazığ'ın dağlarında deniz hayvanlarının fosilleri bulundu. Demek ki bir zamanlar oraları denizmiş. Ya da Nuh tufanı aleyhisselam zamanı oralar denizmiş tabii ki de. O zaman zaten mucize olarak hepsi su altında kalmıştı. Ve orada deniz canlılarının fosilleri, bakın dağlarda deniz canlılarının fosilleri bulunuyor. Bu bir işaret değil mi? Bu bir işaret. Bu işaretin daha uzakları da var. Yani mesela sinyal yolluyoruz uzaya. Varsa bizim gibi canlılar bizden haberdar olsunlar, anlasınlar, yakalasınlar sinyali. Onlar da bize sinyal çaksınlar diye büyük çanak antenler kurulmuş, sinyalleri yakalamaya çalışıyoruz. Hep emareler bunlar. Hayat emareleriyle birlikte var oluyor. O yüzden biz bir yerlerde su bulmaya gayret ediyoruz. Su bulursak kendi türümüzden biyolojik canlılar da olabileceğine dair umutlanıyoruz. Burada bunları ayırmasından bir tezahürat-ı hayatiye, hayatın zatı, hayata bizzat baktığınızda gördüğünüz o hareketlilik. İki, bir de yansımaları, okunuşları, eserleri, kainatta hayatın varlığının emareleri. Burada canlı var, burada yok. Canlı olduğu ne malum? Eserlerinden malum. O tarz okumalarımızı belki böyle sayabiliriz Allahu Alem diye düşündüm şimdi. Ve rumuzat-ı hayatiye denilen saniyelerine tesbihatları. Onlar da Cenab-ı Hakk'a bizim tesbihatımız. Nasıl tesbihat oluyor peki bunlar? Cenab-ı Hakk'ı kusurlardan nasıl tenzih ediyoruz böyle? Allahu Alem kainattaki işleyişimiz, eserimiz, bizim fiillerimiz yine bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın metine geçiyor. Tahiyyattaki kadar şiddetli değil belki, doğrudan Cenab-ı Hakk'a değil belki ama yine bir açıdan evet bizi yaratan usta kusurlardan münezzehtir. Çünkü bak bize yarattığı hikmetin eserleri de kainatta gözüküyor. Bize bu kadar sanat verdi. E bak o sanata göre de biz iş yapıyoruz sahada. Yani verseydi de o işi yapmasaydık. Allahu Alem belki de o hikmet eda almamış olacaktı. Bu bir kusur sayılacaktı belki. Ama şimdi bizim mesela varlığımızın sonuçlarının olması, izlerinin, eserlerinin kainatta gözükmesi, kulağımız var, ses var, ağzımız var, ses çıkarıyoruz. Gözümüz var, görüyoruz. Aklımız var, onun sonuçları var. Onların hayata dahil oluşu, Cenab-ı Hakk'ın bizde yarattığının, bize nakşettiğinin kainatta da bir anlam ifade ettiğini, kainatın anlamına anlam kattığını, kainatın anlamının insanla tamamlandığını ifade ediyor. Manası belki burada var. Bediüzzaman Hazretleri bu sır için ayırmış olabilir diye şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Daha düşünmek lazım hakkında. Halıklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine, sanatla yaratanlarına tesbihatları ve semarat ve gayat-ı hayatiye denilen meyveleri ve hayatın gayeleri, hedefleri denilen vahibül hayata, hayatın sahibi demek herhalde vahibül hayat. Hayatı veren Allah, evet. Hayatın sahibi olan Allah'a arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkürle görüp şehadetle göstermektir. Canlıların yaptığı şeyleri insanoğlu anlayabiliyor. Ha canlılar da belki çok düşük bir düzeyde kendilerinin ne yaptığını o düzeyin hakkınca bilgiçliğince diyelim biliyorlar ama bizim bilmemiz çok daha başka.
Biz bir de onları birbiriyle kıyaslıyoruz. Ne yaptık? Tahiyyatlarını anladık. Tesbihatlarını anladık. Bir de geldik onların meyvelerini, gayelerini, hayatın sahibine ubudiyetlerini bilerek müşahede ettik. Yani bunlar Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorlar sırrını biz anladık. Onlar belki bunun farkında değillerdi. Belki çok az şuur düzeylerinde bunu biliyorlardı. Ama insan üst düzeyde bunu bildi. Peki insanın şuuru burada neyi ayırdı? Neyi fark ettirdi? Neyi değiştirdi yani? Cenab-ı Hak şuurla ne yapmış oluyor? Allahu alem, Cenab-ı Hak tefekkürle görüp şahadetle göstermemizden, bizim şahitliğimizden ve tefekkürümüzden alemi kayıt altına alıyor. Beka alemi nasıl yaratılacak? Tabi Cenab-ı Hakk'ın orada çok yaratışları olacak. Hepsini bilemeyiz ama biz Kur'an'daki hadislerdeki ifadelerden biraz fark ediyoruz ki bizim varlığa bakışımız, varlığı yorumlayışımız, ibadetlerimiz, hasenatlarımız, tefekkürlerimiz bunlar beka aleminin vücuduna tesir edecek. Mesela işte bazı ameller var, onların işte ahirette bizi şöyle şöyle bulacağına dair hadisler var. İşte şunu yaparsın cennette şöyle bir köşkün olur veya şu kadar mesafe yerin olur gibi gibi ifadeler var. Veya Üstad Hazretleri'nin dediği elhamdülillah dersin, elhamdülillah yersin. Hani burada elhamdülillah dersin, ahirette elhamdülillah yersin de olduğu gibi. Biz burada anlamlandırdığımız, okuduğumuz, tattığımız, kaydettiğimiz imanla veya imansızlıkla aldığımız bütün böyle kayıtlarda, ölçmelerde, tartmalarda beka aleminin şekillenmesine vesile oluyoruz. Cenab-ı Hak bizim şuur düzeyinde fark etmemizde bunu kayıt altına alıyor. Hani nasıl bir kameranın görüntü alması için dışarıdaki görüntüyle içerideki kayıt diye bir şey olması lazım değil mi? Yani açacaksın, çık, o düğmeye basmadığın sürece dışarısı içerisi kamera için birdir. Yani kayıt almaz dışarıdan. Açık değil çünkü. Ama düğmeye bastığınız zaman bir dışarısı bir içerisi şeyi oluşur ve kayıt almaya başlar. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak insanda şuur diye bir şey yaratmış. Şuur dışımızı içimizi ayırmamızı sağlıyor. Ben bir şeyi fark ettiğim zaman onu içime gönderiyorum. Kayıt altına alıyorum. Hıfzımı alıyorum. Duygulanıyorum. İşte tattığım zaman mesela onun nasıl bir lezzeti olduğunu gönderiyorum bendeki kayıt noktalarına. Nerelerdeyse onlar, hafızada veya başka yerlerde. Duygulandığım zaman kalpte. Daha aşkın tesirleri olursa belki ruhta da çizikler bırakıyor bunlar. Ruhta da kayıtlar alınıyor. Beka alemine belki oradan taşınıyor çoğu şey. Çünkü ruh fani değil. Bizim bedenimiz toprakta çürüyecek ama ruhta olanlar kalıyor gibi gibi. Cenab-ı Hak yani bize bunları yaptırarak aslında beka alemine gidecek olanların mahsulünü alıyor bizden. Toprak gibi ekiyor bizi. Arşiv gibi kayıtlıyor bizde. Öteki tarafta bunları bulacağız biz. Burada ne yaptık, ne gördük, ne tattık, neye iman ettik? İman ettiğimiz Allah'sa, Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesi üzerine Cenab-ı Hak'sa ve yani o akidenin diğer parçalarına inşallah istikametle iman edip o imanla yaşayıp o imanla ölürsek ahirette ondan bize cennet yaratılacak. Ya saparsak, Allah muhafaza, saparsak da işte cehennemimiz yaratılacak ondan. Yine etkileyeceğiz. Hani imanımız niye bu kadar fark ediyor? Çünkü senin imanına göre varlıktaki kayıttan ya iyi bir şey ya kötü bir şey yaratılacak. Kötü derken yani bize göre kötü. Yoksa Cenab-ı Hak yine onu bir hikmetle var ediyor. Hikmet bakışında o da anlamlı. Ama öyle olacakken böyle olacak. Bizim kainatı ödettiğimiz böyle bir bedel olacak imansızlığımızda. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Alt katlarda ubudiyetin her bir parçası böyle bir anlam ifade ediyor. Sünnet-i Seniye hayatı bizden niye istiyor? Yani hayatın her detayında yapabilsek niye Sünnet-i Seniye'nin bir parçası var, bir duası var, bir ameli var? Çünkü o hayatın her tarafı beka için anlamlı diyebiliriz belki. Bir daha okuyayım burayı. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına tahiyyatları, ettahiyyat okuduğumuzda sunduğumuz şey yani, rumuzat-ı hayatiye denilen saniyelerine tesbihatları, ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibli hayata arz-ı ubudiyetleri
Yani o hayatın sonucu, ondan alınan mahsul, arz-ı ubudiyet, kulluk, ibadet, bilerek müşahede etmek. İşte ubudiyetimiz bizim kainatı anlamamız. Kainatta yaratılan insanın, atomdan yaratılan insanın atomların amacını anlaması. O halkanın kapanması tabiri caizse. Anlamın bütünleşmesi, insan kainattaki anlamın tamamlanmasını sağlıyor. Kainat var, kitap gibi, insan var, okuyucu gibi ve kainat böylece kendi içinde halkasını tamamlıyor. Hem yazılıyor hem okunuyor. Görüp göstermektir diyor. Vahibül hayata, arz-ı ubudiyetlerine bilerek müşahede etmek, tefekkürle görüp şehadetle göstermektir. Tefekkürle görüp şehadetle göstermektir. Bak şehadetin, bunu kelimeyi şehadet olarak da anlayabiliriz, şahitlik olarak da düşünebiliriz. Göstermesi de var. Sadece görmek değil o. Aynı zamanda göstermek, ilan etmek. O kısmı da var. Zaten şehadet getirdiğimiz anda İslam'a giriyoruz. İslam'a girdiğimiz anda da sorumluluklarımız başlıyor. Gösterme sorumluluklarımız da başlıyor. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim. Küçük ilim, dar kapsamlı ilim gibi düşünelim. Senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyasi ittihaz ile, bir kıyas aracı ittihaz ile Halık-ı Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını, sonsuz sıfatlarını ve şuun-u mukaddesesini, mukaddes şuununu o ölçülerle bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iradenle bu haneyi muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nispette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Bu belki bir öncekinin daha derini, orada da tefekkür geçti çünkü. Burada artık Cenab-ı Hakk'a doğru adım atıyoruz biraz daha. Cenab-ı Hak yönlerden münezzehtir ama marifetimizde ona doğru bir derinleşme yaşanıyor. Bizde olanlar üzerinden okumalar yapıyoruz. Geçen de buna benzer bir dersi Cuma dersinde okuduk biz, müzakere ettik. Cenab-ı Hak hem yoktan mahsul alıyor hem vardan mahsul alıyor. Yoktan nasıl? Bizde olmayanlarla da acizimizle, fakrımızla Cenab-ı Hakk'ı biliyoruz. Veren ne olduğunu, yaratanın ne olduğunu, bizdeki o eksik noksan yerleri yaratışıyla kapatanın o olduğunu, bizi varlıkta o vesileyle tutanın o olduğunu biliyoruz. Hem de varlarımızla, küçük küçük sezdiğimiz varlıklarla, gördüğümüz varlıklarla da yine Cenab-ı Hakk'ın varlığını biliyoruz. Veya işte sıfatlarını, şuunatını biliyoruz. Yok da mesaj, var da mesaj. İkisi de mesaj taşıyor yani. Hayatına verilen cüz-i ilim. Biliyoruz değil mi bir şeyleri? Hani bilmek diye bir şey var. Ve kudret. Yapıyoruz bir şeyler. Bizde değil hakiki kudret. Bizde yani kudret arizi. Arizi ile zatiyi ayırmak için hep şu örneği veriyorum. Geçmiş derslerde de verdim. İşte bir bez düşünün. Suya batırılmış ve sıkılmış. Bir bez düşünün, suya batırılmış ama sıkılmamış. Bir de suyun kendisi. İlk bez ne kadar ıslak? Az ıslak. İkinci bez daha çok ıslak. Suyun kendisi ne kadar ıslak? Bak suyun kendisi ne kadar ıslak sorusu değişik bir sorudur, garip bir sorudur. Su ıslaklığın kaynağıdır, nemliliğin kaynağıdır. Sonsuz deriz onun ıslaklığı için. Su sonsuz ıslaktır tabiri caizse yani. Su ıslaklık suyun zatî özelliği gibidir. Diğer bezlerdeki ıslaklık arizeydi, onların kendi özelliği değildi. O yüzden onlarda bir derecelendirme yaptık. Düştükleri yokluğun miktarına göre, varlıklarının miktarına göre bir tayinde bulunduk. Ama suyun kendisine geldiğimizde bunu artık yapamaz olduk. La teşbih ve la temzil. Bizde kudret var. Ama nereye yetiyor? İşte ben ne diyeyim, 40 kiloyu kaldırıyorum. 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Daha onu kaldıranlar var. Onların da sınırları var. Bak, kudret sınırlı. Veya işte irade, şunu seçiyorum, bunu seçiyorum, iyi de işte Cenab-ı Hakk'ın yarattığı fiziğin içinden çıkamıyorum. Fizik dairesinde seçiyorum. Hadi kaplumbağa uçsun dediğinde uçan kaplumbağa var mı? Veya işte hadi kuşlar denizin dibinde gitsin dediğimde giden kuş var mı? Bak irade edemiyorum onları veya kendi üzerimden. Aha işte Ahmet, sen esmer yaratılmışsın.
sarışın ol diyorum. Olabiliyor muyum yani? Bunu irade edebiliyor muyum? Hayır. Veya işte şuran şöyle ol, değişsin, buran böyle olsun, biraz daha yakışıklı ol, işte efendime söyleyeyim kilon düşsün falan diyorum. Hiç onlarda da iradem olabiliyor mu? Yok. Hala kilo almaya devam ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlısıyla hayırlı şifalar versin. Bak, irademizin de sınırlı olduğunu yokluklarından anlıyoruz. Biz de obezler gibiyiz ama gel gelelim kainatın nasıl bir irade istediğini sorduğumuzda işte onun cevabı sonsuz, suyun ıslaklığı gibi. Evet, bezde görünen ıslaklık şeyi ifade etmiyor. Onda sonsuzluk olduğunu ifade etmiyor ama ona bir yerden bunun gelmiş olması lazım. Ben de irade ediyorum. Bana bu irade bir yerden gelmiş olması lazım. Bunun bir sonsuz kaynağı olması lazım. Düşüncesi geliyor aklımıza. İşte bu zati ve arizi arasındaki farktır arkadaşlar. Biz taşıyıcıyız. Asıl kaynak yaratan Allah. Cüz-i ilim, kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerin, işte o taşıyıcılığın izleri. Bunları Cenab-ı Hak bize vahidi kıyasi vermiş. Vahidi kıyasi ittihaz ile. Kıyas ölçüsü. Bunları kıyaslayarak bilebiliyoruz. Akıl kıyastır derler. Yani akılın üzerinde çalıştığı şey kıyastır. Onu ona karşılaştırabiliyoruz. Buna göre şöyle olmuş diyebiliyoruz. Bu buna göre kısa, şu şuna göre ağır, bu buna göre şişman, bu buna göre zayıf diyebiliyoruz. Bu aklın yeteneği. Cenab-ı Hak da o ölçücükleri bize bir kıyas ölçümüz olsun Cenab-ı Hakk'ı bilmekte diye bağışlamış. Vahid-i kıyas-ı ittihaz ile küçük numunelerini vahid-i kıyas-ı ittihaz ile Halık-ı Zülcelal'in, Celal sahibi yaratanın sıfat-ı mutlakasını, sonsuz sıfatlarını. Ha işte oraya geldik. Suyun ıslaklığı ne kadar diyorduk? Sonsuz. Onun gibi de ben işte cömerdim. Ne kadar cömerdim? Ya işte geldiğin zaman bir sofra kurarım evime. Bir başkası benden daha cömert. Geldiğinde cebine para da koyar. Bir başkası belki sana ev de alır. O daha da cömert. Ama gel gelelim hep vermenin sınırları var. Peki Allah ne kadar cömert? Allah'ın cömertliğine sınır yok. Allah'ın cömertliğini ancak kendi hikmeti, şanı, rububiyeti sınırlar. Yani hikmetin gereği olarak şuna şu kadar, buna bu kadar verir. Ama onun dışında kudret açısından Cenab-ı Hakk'ı sınırlayan bir şey yok. Bak, hikmet açısından Cenab-ı Hak elbette ona hakkınca, buna hakkınca, şuna hakkınca veriyor ama kudreti açısından ne kadar verebilir, ona sınır yok. Ona sınır yok. Çünkü ilahlığın şanı gereği sınırlanmamaktır yaratmakta. Yani kendisi ancak kendisini kemalinin gereklerinde sınırlarsa sınırlar. O da bunları da tırnak içinde kullanıyorum yani. Cenab-ı Hakk'ın yaratışını anlamamız açısından. Hani niye onu öyle veriyor, buna böyle veriyor, sonsuz cömertse ama hikmet sahibi de. Yani onun da bir şeyi var. Çerçevesi var Cenab-ı Hakk'ın kemalinin gereği olarak. Böyle yaratıyor ama biz onun sonsuzluğunu bilmeliyiz. Sıfatı sonsuz Cenab-ı Hakk'ın. İşitmesi, görmesi, bilmesi, iradesi bunlar sonsuz Cenab-ı Hak'ta. Bizimdeki arizilikler ancak o sonsuzlukla açıklanır. Çünkü işte dedim ya bunun bir aslının olması lazım. Biz yaratmıyoruz ama bir yaratanın olması lazım. Yaratan da yarattığında acize düşmez. Yaratan yarattığında acize düşmez. Zat Halik-i Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını, sonsuz sıfatlarını ve şuunu mukaddesesini o ölçülerle bilmektir. Şuunla sıfat arasında ne fark var? Üstad Hazretleri bu şuunat bahsinde bunu izah ediyor. Yani Cenab-ı Hak mesela diyor ikram etmekten tabiri caizse diyor. Yani bunlar tabi zor ifadeler ama lezzeti mukaddese duyuyor. Ama bunu bizimdeki gibi duygu gibi anlamamak lazım. Bizdeki duygular değişiyor. Biz bir öfkeleniyoruz, bir işte seviniyoruz, bir bilmem ne. Cenab-ı Hak da bunlar sıfata yakın anlaşılmalı. Cenab-ı Hak hep kerim. Cenab-ı Hak hep rahim. Cenab-ı Hak hep mesela kahhar. Hep ne diyelim? Kudret sahibi. Yani bunlarda Cenab-ı Hak kesinti uğramaz haşa. Bizdeki gibi değil o anlamda. Yani o karıştırmamak lazım duyguyla Allah muhafaza. Şuunu mukaddesesini o ölçülerle bilmektir. Ha ben işte bir fakire sofra kurdum. Seviniyorum ya bundan.
anlamalıyım ki Cenab-ı Hak da gizli bir hazineydi, bilinmek istedi, kainatı ondan yarattı. Çünkü o da işte kemalinin gereği olarak bundan lezzet-i mukaddese duyuyor. Ferah-ı münezzeh duyuyor gibi gibi ifadelerle Bediüzzaman Hazretleri bunu bir derece ifade etmeye çalışıyor. Haddimizi aşmayalım, devam edelim. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iradenle bu haneyi muntazam yaptığından, yani bu evi, bu sarayı, yan taraftaki inşaatı, bizim arkamızda inşaat var, onu muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin, bak ben bunları ancak bu şekilde yapabildim, irade, kudret, ilim gerekti bunları yapmak için. Dersin ki ya bu böyle oluyorsa kocaman kasr-ı alem de, alem sarayı da senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nispette kadir, alim, hakim, müdebbir, tedbir alan, idare eden, bilmek lazımdır. Müdebbir ne demekmiş bakalım. İdare eden, ilmiyle her şeyin sonunu görüp ona göre hikmetle iş yapan Allah. Evet. Bunları da çıkarmak gerekiyor Cenab-ı Hakk'ın zatına dair. Bizim hayatımızın bir fonksiyonu da bu emir. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dille Halık'ının vahdaniyetine ve Sani'nin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Ya işte türlerin veya işte o türlerin fertlerinin bile Cenab-ı Hakk'ın Halık'ın vahdaniyetine, her şeyi yaratan olduğuna, bütün alemin Rabbinin bir olduğuna, Sani'nin rububiyetine dair manevi sözlerini insan veya hayatın kendisi bunu okumalı. İnsandaki hayatın tabii asıl merkezde onun fonksiyonu var ama bütün hayatlıların da bu anlamda gördüğü bir fonksiyon var. Yani bir en büyük resimde gösterilenler var. 6'da 7'de sanki onları gördük. Bir de fertlere indiğimizde bile, bireylere indiğimizde bile, yani onların büyük resimde gösterdiğinden parçalara yöneldiğimizde bile, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dille, Halık'ının vahdaniyetine ve Sani'nin rububiyetine, yani Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliğine dair manevi sözlerini fehmetmektir. O ince nakışları da okumaya girdik yani. Az önce büyük resmi okuyorduk, şimdi ince nakışları okuyoruz. Dokuzuncusu, acz ve zaafın, geldik işte oraya yokluk bahsine. Yok da bir şey veriyor mesaj, var da bir mesaj veriyor dedik ya. Dokuzuncusu, acz ve zaafın, fakr ve ihtiyacın, güç yetiremezliğin ve ihtiyaç çokluğu ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gına-i rabbaniyenin, Cenab-ı Hakk'ın zenginliğinin, rabbani zenginliğinin derecadı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın envağı miktarınca, nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın envağı miktarınca taamın lezzeti ve derecadı ve çeşitleri anlaşılır. Yani açlığın çeşitleri var mı? Var. Suya açlığımız, yiyeceğe açlığımıza benziyor mu? Veya belli bir gıda türüne dair duyduğumuz iştah diğerine duyduğumuza benziyor mu? Tatlı gördüğümüzde verdiğimiz tepki, işte turşu gördüğümüzde verdiğimiz tepkiye benziyor mu? Seveni için. İkisinin de seveni vardır. Benzemiyor. Ne oluyor? Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın envağı miktarınca taamın lezzeti ve derecadı ve çeşitleri anlaşılır. Yani o açlık çeşitleri ki bize varlıkta nesnelerin farklı olduğunu öğretiyor. Mevlana Hazretlerinin sözüymüş, Celaleddin Rumi Hazretlerinin kuddise sırrı. Yara bedenimize ışığın sızdığı yerdir. İnsan o kadar bu açıdan noksan bırakılmıştır ki ve noksanlığını farkındadır ki duyduğu bu noksanlık hissi aslında her birisi bir bilme yoludur. Oralarından tamamlanır. Tamamlanma yerlerinin fazlalığı Cenab-ı Hakk'ı bilme yoludur, bilmenin fazlalığıdır. Biz Cenab-ı Hak'tan daha çok haberdarız. Neden? Ona daha çok muhtacız. Taş bizim kadar muhtaç mı? Evet, yaratılma itibariyle de muhtaç elbette ama bakıyorsun o nefes almıyor, yemek peşinde koşmuyor veya işte şu da olsun bu da olsun demiyor. Demek ki bizdeki fakr, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya fakirliğim fakrımdır diye. Çünkü Allah'ı bilmek öyle oluyor işte. Ne kadar çok ihtiyacın varsa o kadar çok bilme yolu elde etmiş oluyorsun.
Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva miktarınca taamın lezzeti ve derecadı ve çeşitleri anlaşılır. Onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla, nihayetsiz kudret ve gınayı ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. Niye insan bu alemde bu kadar böyle tezatlar, sarsıntılar, duygusallıklar, depresyonlar, bilmem şunlar, musibetler falan içinde evriliyor, çevriliyor? Çünkü Allah'ı bilmeye çok müsait. Bir hard diskiniz olsa, birisinin hafızası 1 GB olsa, birisinin hafızası 1 TB olsa, şimdi 1 GB olanı hemen dolduğu için pek kullanmazsınız zaten. Bir kere bir yüklersiniz kalır. Ama ötekini sürekli tak çıkar tak çıkar. Gel şimdi 1 TB'dan da çokları vardır. Tak çıkar tak çıkar sürekli kullanırsınız. Sürekli faaldir. Sürekli hareket halindedir. Neden? Çünkü onda çok şeyler kaydediliyor. Çok şeyler okunuyor. Çok şeyler kaydediliyor. Çok şeyler okunuyor. Hafızası geniş. Potansiyeli yüksek. Yapabileceği iş fazla. Öyle de Cenab-ı Hak hayvana doğuştan veriyor o 1 GB'lık şey gibi, hard disk gibi. Hayvan doğuştan itibaren çoğu özelliğine sahip oluyor, onlar ona yetiyor. Bazı kuşlar var, yumurtadan çıktığından itibaren uçuyor. Zaten böceklerin çoğu öyle de. Kuşlar mesela, bazı türleri öyle. Bazıları sonradan öğreniyor ama çok çabuk öğreniyor. Bazı hayvanlar çok çabuk ayağa kalkıyor mesela. Yani bir de biliyor sanki, öğrenmesine gerek olmadan biliyor. Her şey onun fıtratında yazılıymış gibi o ona yetiyor. Ama insan öyle mi? İnsan sürekli bir değişim, dönüşüm içinde. Bak bize çok şeyler kaydediliyor. Bu hard disk çok işletiliyor. Bu ayna çok çalıştırılıyor. Oradan da hissedebiliriz. Sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla, nihayetsiz kudret ve gına ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. Ne kadar yoksunluk, o kadar bağış. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir dedik. Zaten vaktimizi de doldurmuşuz. Buradan daha fazla ileriye gitmeyelim. Ondan sonra arkadaşlar bir dahaki derse şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki o mahiyetin icmali şudur diye bölümden yani söz basım külliyata göre 189. sayfadan devam edeceğiz. 189 son sayfamız diyebiliriz. Sonra dualar ve Arapça bahisler kalıyor diğer dualar, ayetler kalıyor yani 190. sayfaya. Sözü bitirmiş oluyoruz. Ya dediğim gibi önümüzdeki ders veya bir sonraki ders inşallah 11. sözdeki yolculuğumuz hitam erecek. Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle. Sonra 12. sözden devam edeceğiz. 12. sözde biraz usulü değiştirmeyi düşünüyorum. Şimdiye kadar gelişi güzel gittim. Okuduğumdan ne anladıysam o anda size anlattım yani. Öncesinde bunlara baktığım yok. Belki bir okumuşum mudur acaba hani böyle bazen biraz öncesinden okuyorum. Metni en azından doğru telaffuz edeyim diye. Onun dışında düşünmeden oturup yaptığım tefekkürler bunlar. Ama 12. sözden itibaren biraz daha metninde hızlı ilerlemek için bazı şeyler düşünüyorum. Bakalım onda da tevfik Allah'tan. Peki bu derslik bu kadar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumel elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.